Kyoto'da geçmişin izlerini taşıyan adeta zaman yolculuğuna çıkabildiğimiz bir festivaldeyiz. Japonya'nın asırlardır değişmeyen kültürünü gözler önüne seren Jidai Matsuri, yani Dönemler Festivali burada. Kyoto sokaklarında hayat buluyor ve sıradan bir festivalden daha çok fazlası. Hepsi birbirinden renkli kostümler içinde devasa bir geçit töreninde göreceğiz. Hazırsanız Kyoto'nun kalbine ve Japonya'nın geçmişine doğru bir adım atalım. Bu festivalin kökeni 1895 yılına kadar uzanıyor. Kyoto, Japonya'nın başkentindeyken ülkenin siyasi ve kültürel kalbi buradaydı. Ancak başkent Tokyo'ya taşınınca Kyoto halkı kendi şehirlerini, tarihini ve kimliğini yaşatmak için bu festivali başlattı. Her yıl 22 Ekim'de yüzlerce katılımcı eski Japon kostümleriyle sokaklarda yürüyerek bu büyük kültürü yaşatmaya devam ediyor. Festivalin en ilgi çekici yanlarından biri farklı dönemlerin detaylıca temsil edilmesi. Katılımcılar yaklaşık 1000 yıl süren Japon tarihi yansıtan kostümlerle geçit törenine katılıyorlar. Heian dönemi, Kamakura dönemi, Edo dönemi gibi farklı dönemlerin kıyafetlerini, silahlarını ve geleneklerini görüyoruz. Bu kadar çeşitli ve ayrıntılı kostümlerle Japonya'nın tarihinde bir gezintiye çıkmak gerçekten büyüleyici. Heian dönemi Japon kültürünün altın çağı olarak bilinir. Bu dönemin temsilcileri sade ama zarif kıyafetleriyle oldukça dikkat çekici. Dönemin aristokratları zarif yürüyüşleri ve ihtişamlı giysiyle sanata ve edebiyata olan tutkularını burada yansıtıyor. Heian dönemi Japon edebiyatı ve sanatının zirvesiydi. Burada da bunu hissediyoruz. Japon tarihinin savaşçı ruhunu simgeleyen bu karakterler Kamakura ve Edo dönemlerinin temsilcileridir. Samuraylar onurları ve disiplinleriyle Japon kültüründe derin bir yere sahiptir. Onları böylesine detaylı bir törenle görmek geçmişin gölgelerini günümüze taşıyor. の人で文武に長じ龍馬と共に国司に奉仕し上田義時氏に活躍しましたが30歳の時龍馬と共に京都大宮で安置されていました高杉晋作は長州藩士で吉田松陰に支持し人の最善を求めました農民と農民の軍隊騎兵隊を組織し活躍しましたが 次に。Jidai Matsuri sadece bir kostüm geçici değil, aynı zamanda Kyoto halkının tarihine olan saygısını gösterme biçimidir. Şu anda görmüş olduğunuz gibi festival bütün hızıyla devam ediyor güzel insanlar.
Kyoto'nun en büyük ikinci festivali. Samuray sevenler, bu video sizler için. Bu festival Kyoto'nun geleneklerini ve değerlerine duyulan bağımlılığın bir ifadesidir. Her yıl düzenlenmesi insanların geçmişini yaşatmaya olan bağlılıklarını da gösteriyor. Festivaldeki katılımcılar sadece bir göçit töreni yapmakla kalmıyor, her biri tarih sahnesinde kendi rollerini üstleniyor. İmparatorluk, muhafızları, tüccarlar, köylüler, hepsi kostümleri ve aksesuarlarıyla dönemin özelliklerini yansıtıyor. Bu detaycılık Kyoto halkının tarihine olan saygısını gözler önüne seriyor. Jidai Matsuri sadece bir geçit değil, Japonya'nın bin yıllık kültürünü bugüne taşıyan bir köprü. Buradaki insanlar geçmişe olan saygıyı her adımda hissettiriyor. Japonya'nın tarihinde yapılan bu saygı dolu yolculuk, Kyoto'nun ruhunu anlamamıza yardımcı oluyor. Eğer bir gün Kyoto'ya yolunuz düşerse Jidai Matsuri'yi görmeden ayrılmayın derim. Japonya'nın geçmişi burada ve Jidai Matsuri her yıl yeniden canlanıyor. Ve bu, geçmişin izlerini keşfetmeye davet ediyor. Müzik.